En arkadaki arkadaşlar ön tarafa lütfen. Teşekkür ederim. En doğru söyle. Yok, 2 yıldır yapmıyor. Arka taraf bekliyorum sizi. Önde çok yerimiz var. En önde rezervasyon var. Buyurun. Lütfen. Efendim? İsme gerek yok. Okuyarak cevap vereceksiniz mecburen. Öyle mi? Tamam, siz ne derler? Dışarıda arkadaşımız var mı? Arkadaşlar bakın, şurada ortalarda boşluklar var. Arka taraf, en arka taraf lütfen. Rica ediyorum. Daha sıcak olacak. Buyurun. İnatla gelmiyor arka tarafa, inatla. Biliyorsunuz ben inatla çağrı dururum ama burası gelinceye kadar. Orta noktayı bulalım. Nedim Bey, dışarıda kimse yoksa kapıları kapatın. Anahtarları da bana getirin lütfen. Efendim? Hayır, bir daha kimse panele gelmeyecek, onu biliyorum da. Nereden geldik buraya diye. Dışarıda Sabri Kemek takılıyor bana, böyle esaret olur mu diye. Seni de bir kez katların diyorum, ne diyeyim yani. Şimdi değerli arkadaşlar, vaktimiz el verdiği oranda tabii tüm soruların yanıtlanması mümkün değil. Ben tarz olarak da şunu biliyorum. Soru ve sorunları aktarın dediğimiz zaman aklımıza ne kadar sıkıntı varsa hepsi yazılıyor. Ama bugünkü panelin amacı birinci turda ifade edildiği gibi önemli açıklamalar yapıldı. Ortak olarak düşünülen bir ortak havuz konusu panele uygun bir şekilde bence birinci turda tamamlandı. Yukarıda da konuştuk değerli üstadlarla. İhtiyaç olan şey sevgili arkadaşlar, dünyanın en kolay şeyi biliyorsunuz eleştirmektir. En kolay iştir eleştirmek. Ama işin en zor yanı, bu işi nasıl yapalım dediğiniz zaman, nasıl üretelim dediğiniz zaman o kısım için zor kısmı. Şimdi biz bu zoru yapacağız bugün. Zor. Gerçekten birinci oturumda herkesin söylediği ifade şu. Evet, E-Devlet sürecinde herkes yolunu devam ediyor. Ama ortak akıl nedir? Bu bilgilerin tek bir yerde toplanmasıdır. Ve denildi ki burada mükerrer, lüzumsuz, anlamsız bilgi ve bildirimleri neler olduğunu biz net olarak bilirsek ve en azından bu sürece kadar bazı adımlar atılmış ifade ettiler. Bu anlamda yazdığınız her sorunun yanıtını almayabilirsiniz. Biz bunları topluyoruz. Sadece bugünkü paneldeki panelin amacına uygun soruları yanıtlayacaktır. Önce Maliye Bakanlığımızın temsilinden başlayalım. Epey sorular aşağıda arkadaşımız tasvim ediyor. Bir de son bir ricam daha var. Hakikaten soru soracaklar aşağıdaki aktarsınlar. Sonradan soru sormayalım arkadaşlar. Bugünümüzü böyle tamamlayalım. Bugüne özel ricalarım benim bu. Şöyle sorayım. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı bırakacak? Ondan sonra almayacağız söyleyeyim. Hayır, sözlü soru yok. Sözlü verdik mi bizim gibi mikrofonu kimse bırakmaz. Lütfen arkadaşlarına aktarın. Ne derler, dükkanı kapatacağız. Arkadaşlar soruları toplayacaklar, yanıtlayacağız. Üstadım buyurun. Seyyar mikrofon çalışıyordur herhalde. Bir yardımcı olur mu? Çalışıyor mu üstadım? Evet.
Arkadaşlar merhaba. Benim cevaplamamı isteyerek yazılmış olan sorulardan birçoğuna baktım. Ses şu anda iyi mi? Bu da sürekli 7 kişiye ulaşma şansı yok Kazım. Ona bir bakalım. Şimdi iyi mi? Arkadaşlar öncelikle zaten panelin sunumunda da belirtilmiştir hangi görevlerde bulunduğumuza dair. Ben Gelir Dersi Başkanlığı'nı temsilen geliyorum, evet. Ama Yönetim Bilgi Sistemi ve Sicil Uygulamaları Müdürüyüm. Tam olarak ebeyanname ile ilgili bir görevim yok. Daha çok e-devletle ilgili çalışmalar ben yürütüyorum. O yüzden ben bu önerileri hepsini eğer başkanlığa alıp ve belirlenecek bir mail adresine cevaplarını ilgili arkadaşlardan öğrenerek cevaplarını ulaştırırım tamamını. Genellikle internet vergi dairesi şifresi, ebeyanname sistemine bilgi girişi yaparken, beyanname düzenlerken öneriler bulunuyor. Vedat Bey'den bir öneri, 3 öneri var daha doğrusu. Bununla ilgili dediğim gibi ilgili arkadaşlardan cevap alıp ben mail olarak en azından başkan da uygun görürse cevap dönmeye çalışacağım. Koddaki firmaları neden göremiyoruz? Selda Doğan Hanım'dan. Aynı şekilde bu da başka birimiz. Sözleşmemiz olan müşterilerimizin borcu yoktur. POS ve benzer bilgilerine ikinci bir maliye şifresine ihtiyaç duymamız. Kurumlar arasında bağlantının sağlanamaması nedeniyle müşterilerin vergi açılışı sonrasında Bağkur açılışı müracaatının tarafımızdan istenmesi. Arkadaşlar biz vergi usul 5510 sayılı kanuna göre mükellefiyet açılışlarında ve kapanışlarda o kanun kapsamındaki mükelleflerle ilgili tabii 10 gün ve 15 günlük sürelerimiz var. Bu süreler içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na elektronik olarak bildirme yükümlülüğümüz var. Ve her bildirilmeyen işe başlama ve işi terkler için de bir asgari ücret tutar ceza ödüyoruz. İdari para cezası düzenleniyor. Bu nedenle sistemlerimiz her halükarda her 2 günde bir sorgulama yaparak bildirilmemiş herhangi bir açılış kapanış kaydı var mı sorgulama yapıyor ve her halükarda bildiriyor. Yani 10 günlük ve 15 günlük süreler tamamlanmadan bildirmek zorundayız, bildiriyoruz. Sorun nereden kaynaklanıyor? Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı'na hem elektronik ortamda aktarmamıza rağmen hem de elektronik ortamda sorgulama yetkisi vermemize rağmen Sosyal Güvenlik il müdürlükleri veya da hizmet müdürlükleri diyebiliyorum, hizmet birimleri sorgulama yapmıyor. Daha kolay mükellefe ceza kesmek şeklinde çalışıyor. Bu nedenle bu sorun oluyordur. Ama biz her halükarda bildiriyoruz. Yine ebeyanname sistemiyle ilgili çalışma saatleri sınırlaması kaldırılsın. Bunu da aynı şekilde farklı daire başkanlığımız olduğu için ben bu konuda şu aşamada görüş bildiremem. Vergi ödemeleri kredi kartıyla yapılamıyor. Vergilerden de bir kısmı yapılabiliyor. Şu anda carilerle ilgili ve bildiğim kadarıyla süresinden sonra ödenenlerin banka kredi kartıyla ödemesi durumu yok. Bununla ilgili de bizim tahsilat daire başkanlığının olumsuz görüşü var. Ve bir mevzuata dayanıyordur diye düşünüyorum. Bu olumsuz görüş nedeniyle yapılamıyor şu aşamada. Ama mümkün olduğunca sanal postla ödemeleri, ödeme kanallarını artırmaya çalışıyoruz. Maliye Bakanlığı'nın mükellefler açısından otokontrolünü kolaylaştırabilmek için KDV ve BABS bildirimini ortadan kaldırarak alış faturalar listesi ve satış faturalar listesi vererek yapılması mümkün değil midir? Bu konuda da bilgi sahibi değilim.
Zaten bununla ilgili mevzuat vardır zaten. Şu aşamada mümkün değildir mevzuattan kaynaklandığı için. Meslek mensuplarınca sözleşme bilgisi girilen mükelleflerin meslek mensuplarına verilecek tek bir şifre ile tüm birimlere girilebilmesi ve işlem yapmasının sağlanması, bu amaçla TÜRMOB bünyesinde muhasebe portalı oluşturulması mümkün müdür? Bu konuda çalışmalar var. Zaten E-Devlet'in amacı da, bilgi havuzu oluşturulmasının amacı da bu. Bu çalışma başkanlığımızda çalışma başlatıldı. Ne zaman neticelenir bilmiyorum ama tek şifreyle girilebilmesi yönünde başkanlığımızın olumlu görüşü var. Şimdi üstadım bir şey ifade edeyim. Tabii sevgili arkadaşlar, soru soran arkadaşlar haklı olarak sorunun yanıtını almak istiyor. Ama siz de şöyle bakmanızı rica ediyorum. Her bakanlığın kendi içerisinde bir sürü birimler var. Dolayısıyla birimler arasında hiçbir birim diğer birim hakkında bir yorum yapma şansına sahip değil. Ama şunu ifade edeyim. Buradaki olan sorunlarınızı hiç endişe duymayın. Hem yazılı olarak aktaracağız hem de bunların yazılı yanıtını sizlerle paylaşacağız. O yüzden böyle kafanızı sallamayın. Bu iş böyle. Yani bu Ticaret Bakanlığı için aynı şey geçerli. Çalışma Bakanlığı için aynı şey geçerli. Maliye Bakanlığı için aynıdır. İşin boyutu bu. Üstadı fazla sıkıştırmadan o elinden geldiği kadar bize yardımcı olmaya çalışıyor. Hoş günüdür rica ediyorum. Buyurun efendim. Sağ olun başkanım. Maliye Bakanlığı vergi dairelerindeki bilgi birliği ne zaman oluşturulacak? Çoğu vergi dairesinde dernekler yerleşim yeri damga vergisine muaf olduğunu bilmemektedir. Yani bu da vergi dairesi. Aslında eğitimler, hizmet içi eğitimler sürekli veriliyor. Ve mümkün olduğunca yaklaşık 40 bin civarında personelimiz var. Yeni personeller alınıyor, gençler. Ve işi öğrenene kadar da bu şekilde devam ediyor. Ama eğitimler mümkün olduğunca çok veriliyor. Mevzuat da açık. Yani bilgi birliği sağlamak derken, hani personelin bu konuda bilgi sahibi olmaması konusuysa o ayrı bir şey. Üstad, ben o konuda bir katkı size sunayım. Arkadaşların bahsettiği konu şu. Biz daha önce İstanbul'da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na birlikte bir uygulama bilir rehberi hazırladık. Yani üye vergi dairesine gittiği zaman bir işlemde hangi evrak ve belgeler gerekiyor bir standartını anlatan şey. Biz bunu TÜRMOB'a aktardık. Benim bildiğim kadarıyla TÜRMOB'un Gelir Dairesi Başkanı'nın sunmuş olduğu Türkiye Vergi Dairesi aralarında bir uygulama bilir rehberi var. Arkadaşlarımız onu soruyorlar. Ben sizin adınıza söyleyeyim. Başkanlığı önünde bekliyor bu çalışma. Bir hemen hayata geçmesi lazım. Önemli bir çalışmalardan biri. Buyurun. E-Devlet ve GİB ve benzeri sitelerin güncellemeleri hangi sıklıkta yapılmaktadır? Burada tam olarak kastedilen vergi dairesindeki personelin gördüğü bilgiler mi, başka kurumların bağlanıp da sorgulama yaptığı bilgiler mi güncellemesi? Şimdi mükellefler genellikle web servislerde kurumlara hep online bilgi vermeye çalışıyoruz. Veri paylaşımındaki bilgilerimizin %99'u online veri. Sadece örneğin vergi borcu sorgulamayla ilgili ihalelere girerken veya hak ediş bedeli öderken yapılan vergi borcu sorgulaması anlık değil, günlük bilgi oluyor. Bu da kurumlarca mükellef hakkında borcu vadesi geçmiş borcu olup olmadığı, 6.083.22 aya göre borcu olup olmadığını soruyorsa ilgili vergi dairelerine iş emri düşüyor. Ve vergi dairesi dosyasından bakarak ki iade talebi olabilir, takdir komisyonu vesaire, vergi dairesinin fiziksel olarak müdahalesinin gerektiği durumlar olabilir. O nedenle o gün akşama kadar cevap vermesini bekliyoruz. Cevap vermemişse gün sonu yapamıyor vergi dairesi. Böyle bir otokontrolümüz var. Dolayısıyla vergi borcu sorgulama diyelim günlük, ama diğer sorgulamalar ve
bilgiler anlık olarak çalışıyor. Vergi dairesinin içindeki personele yönelik işte tahakkuk tahsilat rakamları, toplu listeler vesaire, onlar da genellikle günlük çalışıyor. Bu da sistemin bilgileri toparlayıp da ekrana görüntülemesine bağlı olarak bir günü alabiliyor. Yani rapordan çalışıyor, doğrudan online sistem olarak çalışamıyor. Vergi dairesine verilen bilgi amaçlı dilekçeleri GİPGOTR'den dilekçe ekine gönderilmesi imkanı var mı? Bununla ilgili örneğin yeni bir uygulama, önceden hazırlanmış kira beyanname sisteminde gerçek gider seçen veya da istisnalarını bildirmek isteyen mükellefler internet sitesinden girerek burada dilekçe ekinde bilgi girişi yapmış oluyor. Bu dilekçeler kabul ediliyor sisteme. Onun haricinde diyelim işe başlama, işi bırakma bildirimlerinin elektronik ortamda yapılması ile ilgili var, tamamlanmak üzere. Artık vergi dairesine gelip de belge doldurarak işe başlama, bırakma bildirimi yapılmayacak. Doğrudan sistemden de yapılabilecek. Sadece ıslak imza olayı var bildiğiniz gibi veya da meslek mensubunun onayı gerekiyor. Bir vekaletname sistemi oluşturularak çalışanlarımızın sisteme işlenmesi ve her kurumdan vekalet istenmesinin önüne geçilmesi konusu hususa çözüme kavuşur mu? Bu vekaletname ile ilgili bir mevzuat vardır büyük ihtimalle. Şöyle bir şey var, biz mükelleflerin vekaletname girişini ve azilname girişini sistemden yapabiliyoruz. Ancak bunun için de noter onayı gerekiyor. Noterden alınan zaten herhalde bunun mevzuatına dayanıyordur. Bu gelen vekaletnameyi sisteme giriş yapıyoruz ve tüm vergidarlar bunu görebiliyor. Azilname de vekaletname girişi yapılmışın azledilmesi de yine aynı sistem doğrultusunda yapılabiliyor. Gördüğüm kadarıyla genellikle hani ismini okuyamadım veya sorusunu okuyamadım arkadaşlar, tamamı e-beyanname programına yönelik sorular. Onlar da dediğim gibi mail olarak veya da yazılı olarak cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Aynı 25 nolu ÖTV tebliği ile düzenlenen ÖTV iadesinin yarattığı finansal problemler var. Teminat mektubu çözüm işlemleri 2 yıldır bitmiyor. Bu da yine aynı sistem, KDV iade, ÖTV iade sistemi ile ilgili bir sorun. NACE kodları ile ilgili değişiklik talebimizi gelir veya kurumlar veya geçici vergi dönemlerinde veya her zaman sistem üzerinden yapabilmeliyiz. NACE kod değişikliği her halükarda vergi dairesine giderek yapılıyor şu aşamada ve yoklama, vergi dairesi yoklama yaparak o faaliyet kodunun değişikliğini gerçekleştiriyor. Biz sunumumda da belirttim, mükellef bilgiler bildirimiyle ilk sefer aldığımız 2012 yılındaki bildirimde aldığımız faaliyet kodlarının hepsini sistemde güncelledik. Ondan sonra mükelleflerden ciddi anlamda dilekçeler aldık ve eleştiriler aldık. Benim faaliyetim bu ama meslek mensubum hiç alakası olmayan bir şey yazmış gibi çok sayıda, böyle hani abartmıyorum, binleri geçen dilekçeler aldık. Bu dilekçeler başkana kadar ulaştığı için de, bakana kadar ulaştığı için de bundan sonra mükellef bilgiler bildirimindeki alınan faaliyet kodlarını güncellemeyelim dendi. Doğrudan yine vergi dersine giderek veya da meslek mensubunca verilen dilekçe istinaden yoklama yapılarak güncellemeyelim.
yapmanın gerektiği söylendi. Ama şu anda beyannamelerde alınan faaliyet koduyla faaliyet kodunun sisteme girişinde sıkıntı yok. Sadece bu karar başkanlığımızın veya mevzuat birimlerinin alacağı karara bağlı. Şu anda doğrudan yapabilir durumdayız bunu. Ayrıca biz bu NACE faaliyet kodlarını bahsettiğim 100 küsur kurumla paylaşıyoruz ve bizdeki yapılan değişiklik, diğer kurumlar bunu online sorguladığında sadece görülebiliyor. Onun haricinde diğer kurumlar sistemine yazma gibi bir durum yok. Bilgi havuzu oluşturulduğunda tabii ki bu her kurum artık oradaki bilgiyi sorgulayacağı için bu yönde de katkısı olmuş olacak bilgi havuzlarının. Mali tatille ilgili soru var. Vergi oranlarının düşürülmesi. GİB internet vergi dairesinde borç sorgulama işlemi 1 yıl ile sınırlanmıştır. Bu vergi borcu yoktur belgesiyle ilgili bildiğim kadarıyla. 1 yıllık sınır kaldırılabilir mi? Bununla da ilgili görüş cevabı veririz. Mali tatil buranın konusu değil Mehmetciğim. Lütfen. Efendim? Vergi oranlarının düşürülmesi mi? Sevgili Mehmetciğim, bir şey mesaj verdim. Sen bu işleri bilen bir insansın. Biz bu soruları hepsini aldık. Biz bakanlığında vermiyoruz. Sorularınızı toplayacağız. Bunları derli toplu bir süzgeçten geçirip sorun olarak aktaracağız. Endişen olmasın. Lütfen. Üstadım tamam mı size? Tamam. Peki. Size çok teşekkür ederim. Şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanı epey soru var. Sonra SGK'ya söz vereceğim. Çalışma Bakanı. Buyurun. Bu soru. Gelen sorulara şöyle bir göz attım. Soruların büyük çoğunluğu sistemdeki kullanımcı kaydının oluşturulması ve kayıt oluşturulduktan sonra da ünvanların seçilmesi esnasında yaşanan sorunlar. İlk önce kullanımcı kaydı ile ilgili sorunları şunu ifade edeyim. Bir, imzaların aktivasyonu yapılamıyor teknik sebeplerden dolayı. Bu bizim sistemden kaynaklanmıyor. Bizim sistemde aktivasyonun nasıl yapılacağına ilişkin açıklama var. Lütfen o adımları takip edin. O adımları takip etmenize rağmen aktivasyon işlemi yapılamıyorsa e-imzayı aldığınız firmayla mutlaka kontak kurmanız lazım. İkinci husus, ünvanlar. İşte bir A ünvanını belirliyoruz. Mersis'te tebrikler, başarılı, 15 gün rezerv ettim. Hadi yoluna diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz İstanbul'a. A ünvanı var, bunu reddediyoruz. Evet, doğrudur. Bakın, ünvanlarla ilgili bizim sistemde bir açıklama vardır. Bu ünvan kesin bir ünvan değildir. Mutlaka Ticaret Sicil Müdürü'nün kontrolünden geçecektir. Sicil Müdürü bu kontrolü yaptık uygun görürse izin verecektir. Açıklamamız var. Örnek, yakın zamanda gelen bir husus, hatta bunu bu panel konusuyla ilgili olarak da odadan da gelmişti benzer şey. Ona özellikle baktım. Burada firmanın ünvanı, örnek olarak söylüyorum. Ay, Boşluk, Koç, Turizm, Gıda Limited Şirketi. Ünvan bu. Bizim bir başka bir ünvanımız var. Ay, Koç, Turizm, Hizmet bilmem ne. Bu ünvan reddedilir. Çünkü bilgisayar şeyi ayıklayamaz. O boşluk var. Ay, Boşluk, Koç, sistem izin verir. Bunun için size tavsiyem öncelikli olarak zaten Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ünvan sorgulama bölümü var. Bir oradan bir sorgu çekin. Çekmenize fayda var. Mutlaka çekin. Sonra sistemde yaptığınız şeyi, o hani boşluk verdiğiniz var ya, Ay, Boşluk, Koç, artık hangisi verirsiniz? Onun da bir şeylerini yapın, taramalarını yapın. Zaten bu kolay bir şey. Zaten meslek mensupları olarak her gün mutlaka bir ticaret odasına uğruyoruz bir vesileyle. Gitmişken sicilden de hemen yaptırmanız faydalı olur. Ünvanlarla ilgili sıkıntınız var mı? Evet var, çünkü bu şeyden kaynaklanıyor. Dediğim gibi Ay, Koç, Ay, Boşluk, Koç. Geçersiniz, yapacak bir şey yok. Sistem buna izin verir. Mesela bazen şöyle bir şey olabilir. Bir de eskiden bakın, biz tüm ticaretçi kayıtlarını aldık ya, önceden aynı ünvanda birden fazla firmaya rastlayabilirsiniz. Çünkü İstanbul farklıydı, İzmir farklıydı, Ankara farklıydı.
Biz bunların hepsini database'e aldık. Database'e alınca bir sürü çakışmalar da çıktı. Şimdi zaman zaman o sıkıntılarla da yaşayabilirsiniz. Çünkü aynı ünvanda var, bunu yapamazsınız diyebilir. Eskiler için bunlara yapacak bir şeyim yok, bunlar devam edecek. Ama yeni kurulan işletmeler ve şirketlerin ünvanlarında mutlaka bu sorguyu özel olarak araştırmanız, yapmanız, sicilden sormanızda fayda var. Bu böyle belirttiğim örnek gibi Ay Boşluk Koç derseniz izin verir ama Ay Koç da vermez. Mersis numaralarını sorgulayamıyoruz diyor. Bir kere ticaret siciline kayıtlı her tacir için Mersis numarası verilmiştir. Ben size 2003'ten başlayan bir süreç vermiştim. Eskiden ilk bir MTK numarası vermiştik. Mevcut alanlarınız olmuş olabilir ama İstanbul'un alma şansı yok. Bu MTK eskiden verilmişti diğer sicillere. Merkez Tüzel Kişilik Numarası demiştik ona. Eğer bir ticaret sicil numarası varsa, X şahsı veya X tüzel kişisinin mutlaka Mersis numarası vardır. Eğer Mersis'te ünvandan sorguladığınız veya eski sicilinden sorguladığınız bir şey çıkmıyorsa bu sisteme kayıtlı değil demektir. O zaman doğrudan sicile gideceksiniz. Benim böyle bir firmam var. Sistemde kayıtlı gözükmüyor. Bunun kaydını lütfen gerçekleştirin. Çünkü biz bu database'leri aktarırken sicillerin görevi şudur. Biz dedik ki tüm sicil kayıtlarınızı aktarın. Eksiklik varsa düzeltin. Hiç işlenmeyen varsa da bildirim üzerine yapın. Zaman zaman mutlaka çıkacaktır kaydı olmayan firma. Hiç sicil kaydı çıkmayacak. Sicil müdürlüğü atıyorum 100 birimlik şey göndermesi gerekirken 99 birimlik liste gönderdi bana. Haliyle o bir yok. O bir ne zaman çıkacak? O birin ihtiyaç duyduğu anda çıkacak. Yoksanız sistemde gidip sicile kaydını yaptıracaksınız. Ona rağmen yok. Mersis GTB Gov.tr adresimiz var. Firmanın ticaret sicil numarasını atın bize. Biz kendi sorgumuzu yaparız. Ona Mersis numarasını verir size. Onu öyle geçeyim. Birinci sınıf faturalara yazılması gereken Mersis numarası alınamadı dedi. Burada bir açıklık getireyim. Meslek mensupları burada yakalamışken hemen ben de buldum söyleyeyim. Bir kere. Ama güzel haberler verir. Onu da vereyim. Gerçek kişi tacirlerin ikinci sınıf dediğimiz işletme hesabı esasına göre defter tutma şansı yoktur. Bunu lütfen bilin ve mutlaka birinci sınıf defter tutmak zorunda. Eskiden 6102 sayılı kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce işletme hesabı esasına göre defter tutanlar bizim tebliğ hükümlerimize göre tutmaya devam edebilirler. Ama artık onlar da yön. Bu yakın zamanda Maliye Bakanlığı tekrar bir araya geleceğiz. Artık bunların da birinci sınıf defter tutması yönünde çalışmalar olacaktır. Belki bu sene olmaz ama önümüzdeki sene mutlaka bunlar da birinci sınıfa geçecekler. Şimdiden yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar, buna itiraz olan var mı ya? Ben merak ediyorum. Ya biz yıllarca bu ülkede her şey bilançosunda olsun diyen biz değil miyiz arkadaşlar? Bakanlık da diyor ki sakın istememeyiz yani diyor. Bir alkıştın üstadı Allah aşkına ya. Sizin adı bir şey söylüyor. Lütfen ya. Yok, iş dünyası topu müşterisi, topu müşteri gidiyor oradan. Boşver. Sorun yok orada. Şimdi işletme hesabı esasına göre defter tutmak istiyorsa vatandaşım esnaf odasına gidecektim. Onun şeyi bu. Evet, Mersis'te yapılacak, Mersis'te işlemleri kim yapacak? Mersis'te işlemi yapacak olanlar şunlardır. Şirketse yönetim kurulu başkanı veya o temsil veya müşterek imzalar var ya, müfredi müşterek. Bu kimse yetkili? Atanan kişidir. Bu kişinin yapması lazım. Bu kişi bundan sonraki süreçte yapacağı işlemlerde, sicille ilgili işlemlerinde e-imza almak durumundadır. Elektronik imzasını alacak. Ben bu işleri anlamam, etmem, bilmiyorum, uğraşamam, zamanım yok. Şu bu herhangi X gerekçe. O zaman çalıştığı mali müşavir olabilir, avukatı olabilir. Örnek olarak söylüyorum bunu. Onların da imzaları vardır. O imzaları yetkilendirme yapacak. Evet, bizim adıma, benim adıma şu işlemleri yapma yetkilidir. İşte o meslek mensubunun elektronik imzası üzerinden o tanımlama yapıldıysa, sistem görmüşse zaten izin veriyor ve işte şu anda bu şekilde yürüyor. Velev ki imzalarımız da var. Herhangi bir teknik sebepten dolayı çalışmıyor. Olabilir, bu sistemdir. Çalışmıyorsa bu haşa kelam değildir. O zaman ilgili sicil müdürlüğüne gideceksiniz. Sicil müdürü sizi bekletebilir. Çünkü önceki olan işleri vardır. E-imza ile geldiği için iş hemen önüne geldi. Hazır, bakacak, okeyleyecek. Sadece kontrol yapacak. Böyle bir durum istisnai olarak söylüyorum bunu. Yoksa madem e-imza yok, sicil yapıyor demeyin. E-imzası yoksa sicil müdürlerimiz bu konuda eğer teknik aksaklık böyle sıkıntılar varsa sicil müdürlerimiz o işlemleri gerekli belgeleri almak suretiyle yapabilir. Ünvanla ilgili gene benzer. Ünvanda bir gazete sorgusu mutlaka yapacaksınız. Ha yapmadınız, dediğim gibi örnekler olabiliyor. Mesela bana gelen, odadan gelen örnek böyle bir örnekti. Baktım Ay Koç, Ay Boş. Durum öyle kaynaklanmış.
Bir soru MERS sisteminde vatandaşın, Ferdi Bey sormuş, Ferdi Hakan. MERS sisteminde vatandaşın bize gerek kalmaksızın ticaret erbabı olarak MERS üzerinden faaliyeti başlaması söz konusu mudur? Şimdi az önce Başkan Bey de uyardı, bu eleştirilebilirler gibi. Bakın biz sistemler vatandaşlar içindir, hepimiz içindir. Sizler de vatandaşsınız. Biz burada iş kaybediyoruz ama yani. Yok, ben öyle bakmıyorum. Sonuçta bu işi yapan tacirse, esnafsa da fark etmiyor. Bir kere bir mali müşaviri ihtiyacı var. Muhasebe yapacak bir kere. Bir defter tutacak. Hele hele bilanço esasına göre defter tutacak. Öyle bu herkesin yapabileceği, kendi başına yapabileceği bir iş değildir. Mecburen size gelecek. Bu sizi kolaylıktır. Bugün yanınızda çalıştığınız bir stajyeriniz var, çalışanlarınız var. O kişi için uğraşıyor, belgesini topluyor, vergi dairesine gidiyor, sicile gidiyor. Bunlar hep bir masraf, zaman, maliyet. Bir de o açısı var. Tamam, ben oradan belki 100 lira, 200 lira gibi bir ücret alacağım. Çünkü açılışlar biliyorsunuz şahıslarda küçük oluyor. Ve biraz da amiyane tabiri ahbap çavuş istiyor. İşte başkanım seni tanıyorum, şöyle bir işim var. İyi hadi getir 200 lira halledeyim diyorsunuz. Örnek olarak söylüyorum, bunları atıyorum. Böyle MERS sisteminde şöyle çalışıyor. Şu anda Ankara'da pilot uygulanıyor bu. Onu da söyleyeyim. Maliye Bakanlığı'na yaptığımız güzel bir çalışma var. Onu söyleyecektim, söyleyemedim. Şu anda Ankara'da işlemler şöyle yürüyor. Bir gerçek kişi veya tüzel kişi tacı kurulduğu anda vergi numarası otomatik olarak alınır. Potansiyel vergi numaraları baştan üretilmişti. Potansiyel vergi numarası asıl vergi numarasına dönüşüyor. Yani şeye gerek kalmaksızın Maliye Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı da ona ilişkin kendi mevzuatlarında değişiklik çalışmalar da yapacaklar. Çünkü benim bildirim sistem maliye bildirdiği andan itibaren işe başlama yapılmış sayılacak. Defter tasdiklerinde, bu geçen sene de konuşmuştuk. Onunla ilgili bir çalışmamız var. Özellikle sicil tasdiknamelerinde çok sıkıntı yaşamıştınız. İlk açılışlar için söylüyorum. Öbürlerinde zaten tasdikname olmak zorunda. Bu konuda da noterlere bu sistem üzerinden tasdiknamelerin görülebilmesi imkan tanımak suretiyle bir çalışmamız var. Ama bu bugün çıkar, yarın çıkar gibi bir taahhüt olarak algılanıyor. Ama bu yönde de bir çalışmamız var. Şu anda zaten Ticaret Kanunu 64. maddesi gereğince bu tasdikname almak zorundasınız. Bunun şu anki durum itibariyle kaçarı yok. Ama sistemler, teknolojik imkanlar varsa bu imkanlardan faydalanmak mümkündür. Buna ilişkin çalışmamızı da söyleyeyim. Ticaret Sivil Gazetesi'nde ünvanlarda arama geliştirebilir mi? Evet, zaten Odalar Birliği'nin buna benzer çalışmaları var. Çünkü Türkiye Ticaret Sivil Gazetesi Odalar Birliği'nin izinde tutuyoruz onları. Oradan arama şeyleri geliştirilebilir. Ama o aramalar şu anda şunu da açıklıkla ifade edeyim. Aramaları lütfen iki kere yapın. Kapatın mı daha yapın. Zaman zaman işte 10 tane şeye ulaşıyorsunuz. Gazete için söylüyorum. Bu teknik şeylerden olabiliyor. Başımıza da geliyor. Ünvan sorgulaması yaptığınız zaman gazeteden sorgulama yapıyorsanız atıyorum 10 sayfalık bir şey geliyor. Kapatın, açın, bir daha yapın. Bu sefer 11 sayfa gelebiliyor. Böyle durumlar da olabiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. İnternet sitesiyle ilgili bir soru gelmiş. Bağlı şirket bağımsız denetime tabi ancak hakim şirket değil demiş. Hakim şirketin internet sitesi oluşturma zorunluluğu yok. Hangi şirket bağımsız denetime tabiyse o şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğünde. Hali hazırda esnaf sicili kaydı şahıs işletme MERS'e kaydı mecbur müdür? Hayır. Çünkü zaten adı üstünde esnaf sicili. Ticaret siciline kayıtlı olması. Eğer esnafımız ticaret siciline geçmek istiyor ise kararını alır. Defterlerini değiştirir, bilanço esasına göre gelir, benim ticaret sicilime kaydolur. Veya 2009'a, 2007'ye bir sayılı bir bakanlar kurulu kararınız vardı. Alış satış hatları belli bir oranın üstündeyse, şunu geçmişse, etmişse gibi durumlar var. 2007'ye bir sayılı bakanlar kurulu kararı. O hatlerdeyse başvurmak suretiyle ticaret sicil kayıtları yapılabilir. MERS numarası belli olmayan firma mümkün değil. Varsa kaydı yoktur. MERS GTB.gov.tr adresine alın. İlgili sicile gidin, sicil size mutlaka MERS numarasını verir. Veremezse MERS.gtb.gov.tr adresine mail attığınız anda size anında dönüş yaparız. Gümrük beyanlarıyla ilgili bir soru gelmiş. Bu benim alanım olmadığı için Sayın Erdinç Bey sormuş. O alanım değil. Bir yanlış bilgi verebilirim, onun için vermeyeyim. MERS'te ticaret sicil tarafından ön onay verilmesi mümkün müdür? Evet, bu mümkündür ama bu konuda odaların bir takdir yetkisi vardır. Bazı odalarımızda var bu. Beis yok örnekle, mesela Gebze odamız böyle bir ön kontrol hizmeti veriyor. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğümüz de bir dönem yaptı, şu anda hangi aşamada bilmiyorum, sormadım.
Ama ön onay yapıldığı zaman biliyorsunuz bir hizmet karşılığı bir bedel alınıyor. Bu 50 oluyor, 100 oluyor. O da meclis senedi verilen bir tarife. Böyle bir onların takdirindedir. Yapılabilir. Doğru olur mu? Olabilir de olmayabilir. Yani onun da artısı ve eksileri var. Mersi'li kullanıcı kodu alırken teknik bir hata oluştu. Ayşen Hanım. Ayşen Hanım özellikle sizin bu sorunuza ilgileneceğim. Bir temel bir sorunu söyleyeyim. Şu anda bizim sistemde bir sıkıntıyla ilgili teknik bir sıkıntımız var. Onu aşmaya çalışıyoruz. Yeni kullanıcı kayıtlarında şöyle zaman zaman problemler olabiliyor. Örneğin Mustafa Özgür olarak ben kayıt olabiliyorum ama Ahmet Bey olamıyor. Şimdi ikisinin sistem şöyle olmasa ikisinde de aynı hatayı vermesi lazım. Şimdi biri çalışıp biri çalışmayınca biz de şey yapamıyoruz. Teknik arkadaşlar bakıyorlar. Ya problem gözükmüyor diyorlar. Ama Ahmet Bey olamıyor. Mustafa Özgür oluyor. Eğer böyle bir durum varsa karşılaşmışsanız arkadaşlar farklı bir mail adresinizle deneyin. Bu da deneyin. Ama ona ilişkin bir teknik sıkıntımız var. Şu anki durum için söylüyorum. Bu ömür billah böyle gitmeyecek. Düzeltilecek o. Ama öyle bir başınıza gelmişse farklı bir mail adresiyle deneyin şeyinizi. Kaydedin. Ona rağmen de çözüm alamadıysanız olabilir. Öyle bir durum da varsa lütfen Mersis, GTB, GoTR telefonlarla uğraşmayın. Çünkü telefonlara cevap vermek, anlamak, sorunu anlamak zor. Çünkü en iyi yöntem yazma. Atın mailinizi, probleminizi söyleyin, yapın. Şöyle bir iddiamız da yok. O sorduğunuz anında problem gelecek. Böyle bir şeyimiz yok. Bakın cevap verme şansımız yok. Bunu unutmayın. Ama inanın belki bir gelmiştir. Bazı İstanbul'dan arayan arkadaşların da işini çözdüğüm kişiler de olmuştur. Sistemden bakıyorum sorun nedir, ne değildir diye. Çözebiliyorsam anında çözüyorum. Çözemediysem zaten ticaret siciline git, oradaki şu kişiye git, sana yardımcı olacaklar şeyini veriyorum. Yazacaksınız çünkü telefonda olmuyor. Yazın. Telefonlara ulaşamazsınız çünkü 238 noktamız var. Her birinde birer kişi arasa şansınız yok zaten. Bu onun için lütfen Mersis, GTB, GoTR adresi bu tür sorunlarınızı iletiniz. Ünvanı söylemiştim. Onay verilmiyorsa bu onay şey dediğiniz de doğru olabilir. Bir tane bu yanlış anlaşılmasın. Örneğin Özgül Gıda Turizm AŞ diye bir seçtik. Sistem izin verdi. Gerekçeyle sicili reddetti. Ama gerçekten de Özgül Gıda diye bir AŞ yok. Araştırdınız, ettiniz yok kardeşim ben bunu istiyorum. Böyle bir durum varsa benim sistemde bir hata var demektir. Böyle bir durumda bana bildirin. O zaman benim kriterlerimde bu teknik bir hatadır. Ama genellikle bu olmuyor. Dediğim örnekler oluyor. Ya tire konuyor. Mesela Özgül'ü şöyle yapıyorlar. Özgül yazıyor. Bunu bir yapmayan da var. Bunları da görüyoruz. Bunlara dikkat edin. Bir şirkette şube işleri açtığımızda yeni sicil numarası verilmekte mi? Hayır. Bir şube açtıysanız merkezin şeyine /1-2 diye gider. Aynı numarasıdır. Mersis numaraları değişmez. Merkezin sicil numarası neyse odur. Bir tek burada yaşadığımız sorun tür değiştirmelerde. O da Maliye Bakanlığı'yla onu da aşacağız. Yani. Ama bu bir mevzuat. Maliye Bakanlığı mevzuatında bir değişiklik gerekiyor. Tür değişikliğinde şeyi değiştiriyoruz. Vergi numarası. Mersis numarasını değiştiriyoruz. Ama biz değiştirmiyoruz. Arka planda ben 3 tane numarayı da tutuyorum. Hepsini tutuyorum ben. Ama Maliye Bakanlığımız tür değişikliğinde ben mükellefi takip edemediğim şey oldu bulduğu için ben yeni vergi numarası vermek zorundayım diyor. O nedenle biz de maliyenin sistemlerini bozmamak adına böyle bir şey yaptık. Ama bunu da onların mevzuatlarını bir değişiklik yapmak suretiyle bu problemi de aşacağız. Ama bizim için Mersis numarası arka planda. Bir de bankalar var ama o şubeler azdı. O da değişecek. Onu çözeceğiz. Bir şube açılmışsa merkezin Mersis numarası artı kaçıncı şubesi ise /1-2-3-4 diye gider. Her ek iş yeri tescille ilan edecek miyiz? Buradaki kıssasımız şudur. O yerde herhangi bir şekilde ticari veya sınai bir faaliyet var ise orası şubedir. Adına ne koyduğunuz hiç önemli değildir. İrtibat bürosu, ek iş yeri, işte ofis, home office ne dersiniz deyin adına. Adlandırmanın hiçbir önemi yoktur, orası şubedir. Yeter ki oradaki kıssasımız şudur, ticari iş kavramıdır. Orada bir ticari iş var mı? Eğer ticari iş varsa mutlaka yani gerekir. Aynı mahiyette bir soru. Şirket ünvanını gene aladık, alamadık o soru. İmza sürükleri. Bu sorunu açtık diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ticaret kanunu bir değişiklik yaptık. 367, 371 artık ezberlediniz onları. Önceden sadece
biz şeye izin vermiyorduk, sınırlı yetkiye izin vermiyorduk ama son yaptığımız düzenlemeyle esas sözleşmeye hüküm koymak kaydıyla temsil ve ilzama yetkili dışında kalanlar bağlı ve tacir yardımcılarına iç yönergede belirtmek şartıyla yetki verilmesi mümkün. O yetki verilip kişiler tescil ve ilan edildiyse onlar için imza sürküsü çıkarmanız mümkün. Ama yeri gelmişken söyleyeyim, imza sürküsü diye bir şeye gerek yok. Siciller aldığınız belgeyle de kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, neyse X yerine yapıyorsanız onlara da işlem yapmanız mümkündür. İlla imza sürküsü haşa bir kural olarak algılanmıyor. Ama bizim kamu şeyimiz böyle gelişmiş. İmzası illa bir imza sürküsü getir. Böyle bir şey yok. Kişinin sicil tahsilnamesi bile yeterlidir. Sicil tahsilnamesinde X anonim şirket temsilen Mustafa Özgül yazmışsa Mustafa Özgül gider, gerekirse kimliğini ibraz eder, bu benimdir şeyini yapar. En fazla ilgili karşı konum imza beyannamesidir. Ama alışkanlık imza sürküsü diye gelmiş, böyle gidiyor. Ama bunu bilin, illa imza sürküsü olacak diye bir şey yok. Sicilden aldığınız bir belgede yeterlidir. Gümrüklerle perizat, tam okuyamadım kusura bakmayın. İnternet ortamında alınmış belgelerin faaliyet belgesi, yetki belgesi ilgili makamlar tarafından kabul görüyor. Islak imza mühürlü olması konusunda ısrarcı olunmuyor. Bu konuda maliye ve SGK düzenleme yapması gerekiyor gibi bir şey gelmiş. Kurumlarımız genelde bakın bu mesela özellikle diğer kurumlardan konuşmam doğru olmaz. Bakanlık iznine tabi şirketlerin kuruluş ve esas sözleşme değişikliklerinde biliyorsunuz ki özellikle sermaye artırımlarında ve azaltımlarında biz sizlerin raporlarını alıyoruz. Raporları alırken de çoğunuzun faaliyet raporları ekleniyor. Ben şu faaliyet raporlarında şeye açıkçası bakmıyorum. İlla şey olsun, ıslak olsun, alınmış mı, onu görmüş mü, önceki durumu nasıldı? Genelde çünkü mali müşavirler çok fazla öyle bir mükellefle başlamışsa çok eksen bir durum yoksa devam ediyor. Bir önceki dosyasına bakıyorum ve almışım zaten. Tekrar alma ihtiyacı duyuyorum. Yani. Yücel Arslan sormuş. 6102 sayılı kanun gelince limited şirket genel kurulu. Konumuzla ilgili değil ama genel artık genel kurulun zamanı geldi Mart-Nisan. Tek kişilik şirketler ve aile şirketlerinde ihtiyarı olabilir mi genel kurullar? Hayır. Kanun koyucu demiş ki her halükarda ister tek kişi olsun, isterse birden fazla kişi olsun. Genel kurulu yapacak. Tek kişinin yapacağı şey ne olacak? Kendi kendine imza mı atacak? O da diyecek ki benim yıllık faaliyetim sonucunda, bir hesap dönemi sonucunda elde ettiğim gelirim şudur, gelirim budur gibi bir tane bir cümle bile benim için yeterlidir. Tek kişi için söylüyorum. Onun dışında yazar mı? Yıllık faaliyet raporlarında bizim biliyorsunuz olması gereken bir yönetmeliğimiz var. Oradaki unsurları da yazabilir. Ama tek kişilikler için bu çok özendir. Ama birden fazla ortaklı şirketler için bu önemlidir. Yıllık faaliyet raporlarında olması gereken tüm hususlara yer verilmesi gerekir. Bu güzel. Bizim Mersis'le ilgili işlemleri yaptık, ünvanı oluşturduk, her şeyi yaptık, yaptık, yaptık. Noterin önüne düştü. Bu saatten sonra vazgeçemezsiniz. Geri alamazsınız onu. Geri alabilmenin tek şeyi sicile gideceksiniz, sicil onu reddedecek. Çünkü bizim şeye kadar, noter aşamasına kadar Mersis'te hazırladığınız esas sözleşme, yani hangi işlemi yapıyorsanız her türlü değişikliği yapma hakkınız haizsiniz. İstediğiniz gibi çekersiniz, alırsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Ama noterin önüne düştüğü anda artık tamamdır, bitti. Artık dönüş yok, onun dönüşü için red kararı gerekiyor. Zaten uyarı veriyor sistem. Evet, vergi dairesi tarafından re-sen, geçici hediye ile ilgili şey gelmiş. Gündemdeki bir konu. 1 Temmuz 2015'te bu husus sona eriyor. 6102 sayılı kanun geçici 7. maddesi. Esas sözleşmede adresinde ayrılmış olmasına rağmen bu durum fesih sebebi olmadığından kaynaklı olarak kaydı silinmeyen şirketler var. Silinemezler. Ancak bu şirketler vergi dairesi tarafından terkin edilmişse ne olacak diye sorun var. Bunlar için yapılacak herhangi bir şey yok. Geçici 7. madde kapsamında silinemez. Bu şirketlerin tek yolu tasfiyeye girmesidir. Ya da mahkemeye gitmek suretiyle. Mahkemeye başvuracak, ben şu dönemden beri işte faaliyetsizim, hiçbir faaliyetim yok, bunu etmedim, benim kaydımı sil. Mahkeme kararı gelirse anca o şekilde silinebilir. Kimi mahkemeler bunu uygun görüyor, kimi görmüyor genel uygulama itibariyle. Emel Hanım sormuş, gümrüklerle ilgili ona cevap vermeyeyim. Konum değil çünkü. Gene ünvan sorgulama.
defter taslakları noterin sitasyonu istemesine gerek var mı? Evet, kanun gereği var ama buna ilişkin biz bir çalışmamız var. Eğer bu da uygun görülürse ve harçlar kanunu yönünde bir değişiklik, çünkü harçlar kanunu, o taslakları harcı tabi biliyorsunuz. Onunla ilgili bir düzenleme yapılırsa noterlerin de artık görebilmesine imkan tanıyacak düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Bana gelen sorular bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu genel kurul, şimdi tabii bir kişilik genel kurul olur mu diyorsunuz. Ya bırakın olsun, yani niye karşı çıkıyorsunuz bunu anlayamadım. Yani bırakın olsun arkadaşlar, genel kurul demek iş yapmanız demektir. Dolayısıyla bak, iş dünyası temsilini açık vermeyin ha. Otururlar ama Fatih Bey neyse diğer şapkasıyla bunu yapmaz herhalde. Başkan özür dilerim. Konuyu açtığınız için teşekkür ederim. Yanlış anlaştığımız tek satırla geçser bir sorun olmaz dedim ama bakın, işletmelerin hep muhasebede öğretilen temel şey, sizin kamuya da karşı sorumluluğunuz var. O şirket faali, yani o genel kurulu yapmakla bilgi vermiş olur. Ben bu işi yaptım, şunu yaptım. Yani onları pas geçmeyin. Ha diyebilirsiniz, tek kişi yapsa olur, yapmasa. Ama onun dışarıya karşı, üçüncü kişilere karşı yükümlülükleri de var. Belki o genel kurulu yapmadı ama birisini atadı. İç karar, genel kurulu karar almış olabilir. Dışarıdan yönetim kurulu atamış olabilir. Bu ta ki tescil edilene kadar geçerli değil. Ama bunu biliyorsa birisi, geçerli. Onun için tek kişi de olsa genel kurulu yapacak. Oraya bir satır yazmış, bir paragraf yazmış, uzun uzun yazmış. O çok bizim şu anki konumuz değil, tek kişi olma sebebiyle. Ama mutlaka o genel kurulu yapılıp o karar deftere yazılacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi çalışma ve sosyal güvenlik soruları Osman Bey'e bırakalım. Çok var mı üstadım soru? Şu mikrofonu alabilir miyim? Mikrofonu alabilirim. Üstad, onları ben alacağım. Birinci olarak iş yeri açılışlarıyla ilgili bir soru var. Ondan başlıyorum. Şimdi iş yeri açılışlarının elektronik ortamda yapılması ama daha sonradan dosyaları tekrardan manuelle elden verilmesi şeklinde bir süreçten bahsediliyor. Şimdi iş yeri açılışları internet sistemimizdeki ESGM uygulaması aracılığıyla yapılıyor sanırım. Burada tam bir güvenlik kimlik doğrulaması olmadığı için oradan yaptığınız başvuru sadece talep niteliğinde oluyor. Daha sonradan gelip bu başvuruya ilişkin evrakları bir kimlik doğrulama sistemi üzerinden geçmediği için kuruma veriyor olmanız gerekiyor. Hani bir kimlik doğrulama sistemi yapısı kurulduğunda e-devlet aracılığıyla veya işte yeni kurulacak şirketler bazında Merlis'e entegre olması düşünülen bir şekilde bir yapı olduğunda bu olacaktır. Kurum bazında, hani benim konum değil ama bilgi ESGM'deki uygulamaların e-devlete taşınması gibi yeni bir proje gündemde şu anda ve yapılmaya başlanıyor. Bundan sonra bunlar azalacaktır diye düşünüyorum. Firmanın çalışan bilgilerinin SGK, GİP, İşkur ve TÜİK'e ayrı ayrı verilmesiyle ilgili bir eleştiri var. Genel olarak zaten konu bu noktada. Şimdi SGK tarafından aldığımız bilgilerde bazı özel bilgileri alıyoruz e-bildirge uygulaması aracılığıyla. Ama bu bilgileri ortak olarak tek bir mecrada tutacak, ortamda tutacak ve diğer yerlere sağlayacak bir sağlayıcı konusunda anlaşma olursa biz SGK olarak ona entegre olabilecek durumdayız. Ama şu anda bunun genel olarak standartlarının belirlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İşkur'la ilgili bir soru var Mahmut Kalkan Bey'in, iş yeri çizelgesi bu. Ben sosyal güvenlik kurumunda çalıştığım için İşkur'la ilgili sorulara cevap vermem daha doğru olacak diye düşünüyorum. SGK bildirgesinde çıkış işlemi detaylı olarak yazıldığı halde tekrar işlem bildirgesi mükerrer olmasıyla ilgili bir soru var Olgun Bey'in. Şimdi SGK bildirgeleri ay sonlarında verilen bir bildirge. Ay ortasında bir çalışan işten çıktığında ay sonuna kadar o işten çıkışın kuruma ulaşamaması anlamına geliyor. Onun için zaten sizin işten çıkış bildirgelerini ek olarak bildiriyor olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani anında SGK'ya o işten çıkışın ulaşabilmesi için.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu mevzuatla ilgili Yusuf Köksal Bey'in sorusu, sosyal güvenlikte verilen iş göremezlik ödemeleri ve aylık bildirge, o biraz kanunlara ve genelgelerin çıkması gerekiyor. SGK dosyamızı açabilmek için internet sitesi üzerinden müracaat edebiliyoruz, ancak şifrelerimi alabilmek için gerekli evrakları hazırlayıp şahsen müracaat etmem gerekiyor. Bu da internet üzerinden şifrenizi paylaşabilmek için bir şifreleme sisteminiz olması gerekir. Hani açık ortamda o şifrenizi size biz internet üzerinden gönderirsek başka kişilerin o şifreleri ele geçirmesi gibi sıkıntılar oluşabilir. Bunun çözümü olarak E-Devlet gibi bir kimlik doğrulama sistemi ve imzalama sistemi üzerinden bu işlemler yapıldığında ancak otomatik olarak olabilir. Onun dışında şubelere geliyor olmak gerekiyor maalesef. Ergün Bey'in sorusu var ama iş kurulu ilgili. İkincisi, SGK'ya verilen istirahat bildirimlerinin tekrar mali müşavirler tarafından verilmesiyle ilgili bir eleştiri var. SGK'ya yine benim konum değil ama yorum olarak söyleyeyim. Hani protokol dahilindeki SGK ile işkur ödemeleri konusunda protokol imzalayan ve ödemelerini bildirmeyen, SGK'ya bildirmeyen ve prim mahsuplarından mahsup edilmesini isteyen firmalarda istirahat raporluysa kendilerinde de raporlu olduğu bilgisi gözüküyor. Diğer taraflarda müferit olarak belki sıkıntı olabilir. İlgili arkadaşlara bunu ileteceğim. Ayrıca şimdi biz hastane bildirimlerinden kişinin raporlu olduğunu alabiliyoruz. Ama sonuçta raporlu kişinin de çalıştırılmıyor olması gerekiyor. Çalıştırılmadığını anlayabilmemiz için de siz bildirim yapıyor olmanız gerekiyor. SGK uygulamalarında 61-11 sayılı kanundan doğan teşvik indirimlerinin elektronik ortamda sayfasını sadeleştirilmiş ve IPC'ye sebebiyet verilmemesi mümkün müdür? 61-11'de zaten 61-11 kapsamındaki o borçları ödediğinizde yararlandığınız %5'lik teşvik indiriminden bahsedildiğinden düşünüyorum. Bunlar efendim? Anlamadım. Teşviklerin mahsuplaşmamasından olabilir ama bunlara itiraz ettiğinizde zaten düzelir yani. Hani bunda sıkıntı olmaması gerekiyor. Ama ben ilgili arkadaşlara ileteyim bunu yine. Hani ben olarak algılamıştım. Prim borçlarını ödemediğiniz halde geliyor. Hani ayrıca görülme şansı yok. Hani tek bir borç olarak gözüküyor. Onu ödediğiniz anda da olmaması gerekiyor. Teşvikten yararlanıyorsunuz. Ama ödediğiniz halde yararlanmıyorsanız bunu ilgili arkadaşlara ileteyim. İş göremezlik bildirimleri hastaneler tarafından da ilgili bir soru var. Ona az önce cevap vermiştim zaten. İşkur'la ilgili bir soru var. Aylık bildirge vermeyelim diye. İşkur, ben SGK çalışanıyım. Onun için buna cevap vermem daha doğru olacak gibi gözüküyor. İş kazalarının hastaneye giriş veya kolluk kuvvetlerine yapılan bildirimlerin iş kazası bildirimi sayılması. Bu birimlerle direkt bu konuda şu anda bir entegrasyonumuz yok. Hani bir entegrasyon oluştuğunda olabilir. Bunu ilgili arkadaşlara iletiyor olacağım. Mehmet Yılmaz Bey'in sorusu var ama bu biraz kanunla ilgili, SGK primleriyle ilgili. Süresinden sonra verilecek ek iptal mayındaki bildirgenin elektronik olarak verilebilmesi. Biz zaten iptal bildirgelerini 4A tarafında elektronik olarak alabiliyoruz diye biliyorum. Bir münferit sıkıntı varsa iletirim yine ilgili arkadaşlara. Tebligattan önce kesen İPC'lerin düzeltme yapılması esnasında güncellenmesi gerekmektedir. Eğer İPC kesilmiş ve tebliğ yapılmamışsa sistem İPC'yi düzeltmiyor. İPC cezaları zaten tebligat yapılmadığı sürece kesinleşmemiş oluyor. Ama bir kere de yine de muhasebe sistemine yansımış oluyor. Sadece tebligatı yapılmamış oluyor ve biz o sistemlere otomatik olarak bir tebligat süresi atıyoruz diye.
Yani 6 aylık bir süresi var. Zaten hani size tebligat yapılmamış olmasına rağmen bizde bu tebligatı yapılmış gibi gözüküyor. O nedenle bunu direkt düzeltme şansı olmuyor muhasebe için. Eş şifre ve borcu yoktur çıktısı alabilmeniz için ben bunu ilgili arkadaşlara ileteyim ama bir talepte bulunmanız gerekiyor. İkisi ayrı şey zaten ama ilgili arkadaşlara ileteceğim. Utku Bey'in iş kurula ilgili yazılı sorusu var. Hani iş kurula ilgili olduğu için buna cevap vermem daha doğru olacak gibi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet üstadım, size de teşekkür ediyoruz. Şimdi Saygın Hocama verelim, böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Bana bir soru sormadığınız için teşekkür ederim, bir konuda bir not. Buyurun başkanım. Vatandaş odaklılık diye bir kavramdan bahsettik. Sonra da kamu idaresindeki yetkili kardeşlerimizi, dostlarımızı dinledik. Bunun sonucunda bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bu mükellef bilgileri bildirimi, iptal edilen bildirimle ilgili olarak bana çarpıcı gelen bir konu. Şimdi vatandaşa odaklı olmak demek, vatandaştan bilgiyi almak için ona odaklanmak demek değil. Onun anlaması, yani bu bilgiyi ben neden istiyorum? Sonuçta sana ne hizmet vereceğim? Bunun açıklanması. Anladığım kadarıyla, eğer yanlış anlamıyorsam, ki ben o bilgiye sahip değildim, mükellef bilgileri bildiriminin bizim faydamız için istenen bir bildirim olduğunu bu salonda bilen arkadaşlar var mı? Bizim için isteniyor, bu bilgi entegrasyonu için isteniyormuş ki çok bir yönüyle katlanmamız gereken bir fedakarlıkmış. Biz bunu bilmiyorduk. İşte vatandaş odaklılık bu. Yani vatandaşa odaklı olsa idaremiz diyecek ki bakın, ey vatandaşlar, bu bildirimi şunun için istiyorum, sizden fedakarlık istiyorum. 4 tane idareyi birleştireceğim, bunun sonucunda bir bilgi alacağım dese, bütün meslek mensuplarımız da memnuniyetle bu desteğe verecekler. Bunu vurgulamak istedim. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Öyle mi? Buyurun sen. Çok kısa cevap vermek istiyorum, kusura bakmayın hocam. Bu bildirimin hem genel tebliğ çıktığında, genel tebliğin 413 nolu genel tebliği de bu bilgileri bir sefer Maliye Bakanlığı olarak alacağımız ve diğer kurumlara verilen bilgilerden artık azaltmaya gidileceği şeklinde hem tebliğin içinde açıklama var, hem de basın açıklaması, bakanın basın toplantısı açıklama yapıldı ve mükellef bilgiler bildirimi sistemimiz var GİBGOHTR'de, onun içinde de bununla ilgili en azından 2-3 sayfalık bir açıklama vardı. Yani bu bilgileri artık bir sefer alıp diğer kurumlar almaması yönüne gideceğiz diye, ama uygulanamadı. Yani burada belki farkındalık olmadı. Bu konuda belki bizim kurumumuz üzerine düşen tam olarak %100 yapmamış olabilir ama her türlü açıklama yapmıştık, yani bilgi vardı. Hocam size teşekkür ediyoruz. Evet, Ümit Bey'e verelim. Buyurun Ümit Bey, sizdeki sorular olur. Sanayi sicil bilgi sistemine yapılan bildirimlerde yaşanan sorunla ilgili bir soru var. Sanayi sicil bilgi sistemi devreye alındı fakat teknik, özellikle son müracaatların son 10 gününde teknik sorunlar yaşandı. Problem tespit edildi. Hafifletmek için o zamanda çalışmalar yapıldı. Ama daha yapılması gereken çalışmalar var. Yapıyoruz. Bu şekilde teknik bir sorunla karşılaştığınız zaman il müdürlüklerimize müracaat edebilirsiniz. Kapasite raporunun teslim edilmesiyle ilgili. Bu bakanlık bu bilgileri sanayi odasından alamaz mıydı denilmiş. 6948 sayılı kanun bu bilgileri bizim tutmamızı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla bu bilgileri direkt mükelleften almak zorundayız. O da böyle bir bilgiyi tutuyor mu? Bu konuda bilgi sahibi değil. Teşekkürler. Arkadaşlar, bir konuşmacımız kaldı. Biliyorsunuz her toplantı sonucunda bir plaket törenimiz var. 5-10 dakikada sabrınızı rica ediyorum. Soruyu soran cevabını alana gidiyor çaktırmanın, her zaman olduğu gibi. 5-10 dakika daha bekliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, vizyonla başladık, vizyonla bitireceğiz ve çözümle bitireceğiz. Ve bu işin Ulaştırma Bakanlığı onun koordinatöründe çalışmalar sürüyor. Zannediyorum Ensar Bey çözümle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Sözü kendisine bırakıyoruz. Buyurun Ensar Bey.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 5 saattir bize katlanıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben fazla vaktinizi almayacağım. Gelen soruları kategorize ettim. Farklı olanlara söyleyip diğerlerine birlikte cevap vereceğim. Sayın Cemalettin Yolcu, 1774 sayılı kimlik bildirme kanunuyla emniyet müdürlüklerine verilen, işe başlayan ve işten ayrılan kişilerin bildirimlerinin kaldırılması. Yasa tabii bizim olan bir yasa değil, bu yasaya bakmak lazım. Ancak bununla ilgili şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu E-Devlet kapısı üzerinden direktmen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne eriştirebiliriz. Diğer gelen sorular genelde aynı mahalde. Sayın Ali Yılmaz, TÜİK tarafından talep edilen bilgiler. Sayın Serhat Karakoç, belediyelerce sürekli mahalle kapı numaralarındaki değişen adreslerin bildirilmesi. Sayın Leyla Nur, soy ismini okuyamadım, kusura bakmayın. Kurumlardaki bilgilerin güncellenmediği. Sayın Selahattin Emre Ilgaz, noterlerle ilgili ticaret sicil taslaklarının talep edilmesi, defterlerin defter kayıtlarının belgelerin alındığını notere izah kullanıyoruz diyor. Ayrıca TÜİK, Sayın Olgun Toksoy, TÜİK bilgilerin kamu kurumlarından alması. Şimdi kısaca hemen şunu söylemek lazım. Bunların temel sorunu veri sahipliği diye bir kavram var. Şimdi bizim ülkemizde her kurum her konuda bilgi topluyor. Veri sahipliği şudur. Ülkemizdeki bir veri sahipliğinin netleştirilmesi gerekir. Her kurumun bir bilgiyi kurumlardan, vatandaşlardan alıp diğer kurumlarla paylaşması gerekiyor. Bunun netleşmesi gerekiyor. Bu konuda da bir plan var. Bu konuda da bir çalışma yapacağız önümüzdeki günlerde. Çünkü mükerrerlik doğuyor. Zaman kaybı oluyor. Bir kurum diyelim ki adres kayıt sistemiyle bilgileri toplayacak ve o kurum o verinin sahibi olacak. Diğer ihtiyaç sahibi bütün kurumlarla paylaşacak. Bu önemli bir mesele. İkinci mesele veya ikinci sorun kurumlar arasındaki belge bilgi veri paylaşımı. Bunun da temel sorunu mevcut sistemlerin entegrasyonudur. Bununla ilgili de yine 10. Kalkınma Planı'nda kayıt dışı ekonomi başlıklı altında 2 tane eylem var. Bu kurumlar arasındaki bilgi ve belge paylaşımının haritasının çıkarılması. Bu da zaten yeni yayınlandı. Bu görevi de Ulaştırma Bakanlığımıza tevdi etmişler. Bununla ilgili de çalışmaları başlatıyoruz. Ancak bunlar tabi bugünden yarına gerçekleşecek somut işler değil, zaman alacak uygulamalardır. Ama bir an önce başlatmak gerekiyor. Biz de bu yönde gereksiz aksiyonları alıyoruz. Ama bugün tabi burada gördüğüm kitlede doğal olarak bir beklenti var. Biz bakanlık olarak özellikle bu şifre yükünden ihtiyaç duyacağınız birçok kurumdan alıp tek noktada sonlandıracağız işlemleriniz için. Ben Sayın Başkan'a da arz ettim. Önümüzdeki günlerde bakanlık olarak hem TURMOP, hem TOP, hem İSMO ve ilgili bütün bakanlıkları bir masa etrafında çağıracağız, davet edeceğiz, teknik bir çalışma başlatacağız. Yani günün sonu son söz, öz söz. Bu teknik çalışmayı başlatacağız. Burada bütün kesimlerin katkı koymasını bekliyoruz. Katkı koymayanları da eğer E-Devlet şeffaflıksa o zaman hepinizle de paylaşmamız gerekecek diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet değerli arkadaşlarım, sabrınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Seminer olmadan bir panelde yaklaşık 1.30'da başladık. 6 gibi bir süreçte toplantımızı tamamlamış oluyoruz. Sorunlarımız var, dertlerimiz var, sıkıntılarımız var. Bugün aslında bir vesile oldu. Espriyle değerli üstadlarımızla konuşurken
Zaman zaman 5 bakanlık bir araya gelemiyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Zaman zaman bakanlıklar arasında belki bürokrat arkadaşlarım açık konuşamazlar ama ben biraz daha konum itibariyle daha rahat konuşabilirim. Bakanlıklar arasında tatlı çekişmeler vardır. Tatlı benim bölgelerim olgusu vardır. Ama gördüğümüz tablo şu, anlatılan tablo şu, son derece yararlı oldu. Türkiye'de ciddi bir e-devlet sürecinde bir dönüşüm yaşanıyor. Bunu en fazla yaşayan da bizleriz. Hele bize bunu anlatmaları o kadar kolay ki, burada saçı bembeyaz olmuş arkadaşlarım var. Ben hariç tabii. 1990 öncesinde elle defter tutarak bilgisayarlar olmadığı dönemden şu anda tüm bildirimler elektronik ortamda gönderiyorsa bu camianın yenilikçi yanının en güzel ifadesidir. Tabii bu değişim, bu dönüşüm çok hızlı olmuyor gördüğünüz gibi. Sıkıntılı geçiyor. Ama beni mutlu eden nokta bir sağduyu bir aynı bilginin tekrar tekrar onlarca yere verilmesinin bir esprisi yok. Ortak bir bilgi havuzunun oluşturulması, tüm kurumların bilgilerini buradan alması en doğru bir yol olacaktır ki değerli bakanlık temsilcileri de çalışmanın bu doğrultuda olduğunu ifade ettiler. Ulaştırma Bakanlığı temsilcimizin son önerisine tabii şöyle söyleyeyim, biraz zaman zaman mütevazi davranıyoruz İstanbul Mali Müşavir Odası olarak. Baro zaman zaman diyor ki biz en büyük odayız diyor. Ya dedim siz kaç üyeniz var Sayın Başkan dedim. 30-32 bin işte o civarda. Bizim 35 bin açtık, nasıl sen en büyük oluyorsun? İstanbul Mali Müşavir Odası hem üye bazında hem Türkiye'de üretimin merkezi olarak, bilginin beyni olarak çok değerli arkadaşlarımın olduğu bir odadır. Bu anlamda top şapkasının dışındaki vergi konseyi şapkası olan sevgili dostumuz Fatih Tural'a da iletmeyi istiyorum. Vergi konseyleri dahil olmak üzere hayatın her alanında İSMO'dan destek istediğinizde biz tüm arkadaşlarımızda her türlü desteği veririz. Yeter ki çağırılsın ama bir şartla. Geldiğimiz zaman iş yapalım, üretelim. Yani dostlar alışverişte görsünden ziyade hakikaten bu camianın önerilerini aktardığımız zaman ortak akılla çözebiliyorsak her zaman emrinizdeyiz, bunu böyle bilin. Ama işte biz meslek örgütlerinin görüşünü alıyoruz diye bir masa etrafında toplanıp bir şey üretilmiyorsa hem bu ülkeye yazık, hem bize yazık, hepimize yazık. Ben değerli üstadımın önerisinin çok yapıcı bir olarak ele almak istiyorum. Öyle de zaten kendisi önerdiler. Umut ederim gelecekte bu süre hızlanır. Ama kendileri ifade ettiler, çok kısa sürede bu süreç sonuçlanmayacak arkadaşlar. Bunu bilin. En az birkaç yıl daha alacaktır. Ama en azından şunu da iş dünyası temsiline Sayın Fatih Tural'a şunu aktaralım. Sonuçta bunun bedelini ödeyecek olan iş dünyası. Biz bu geçiş sürecinde tamam, fedakarlığa tamam. Ama inanın çok samimi duygularımı ifade etmek istiyorum bunu. Öyle bir süreç yaşadı ki bu değişim sürecinde tıpkı anlattığım hikayede olduğu gibi Ocak ayı, Aralık ayı, Mart ayı, Şubat ayı nefes alacak vakti yok. Bir mali tatil süreci yaşıyoruz Temmuz ayında. Aslında biz mali tatili şöyle hayal etmiştik. Hiçbir işlemin yapılmadı. Ne maliyeni çağırdı, ne sigortanı çağırdı. Biz süreç olarak bekliyorduk. Ama maalesef sigortaya da bildirimleri vermeye devam ediyoruz. Maliye de vermeye devam ediyoruz. Türkiye'de dönmesi de gerekiyor. Onu da anlıyoruz. Yani özetle şunu söylüyorum. Meslektaşlarımız deyim yerindeyse bundan soluyorlar. Zamanla mücadele ediyorlar. Bu tip arama toplantında panellerdeki ortak görüşlerin Türkiye'nin geleceği adına biraz önce de muhasebe yaptık ki temel amacımız oydu. Geleceğimiz adına birlikte bir şeyler yapmamız lazım. Ben buna yüreğim de inanıyorum. En azından şu anlamda inanıyorum. Bugün özellikle 5 konuşmacı bakanlık temsilcileri
Ben Sayın Fatih Turalı ve Saygın Hocamı İstanbul'da ev sahibi olarak onları kabul ediyorum. Bugün bu toplantıya gelip bizimle görüşlerini güzel bir adımın başlangıcı olarak görüyorum. Her şey bir başlangıç. Geçen Mersin'de Özgecan'ın ailesine taziye gitmiştik. Bir televizyonda da söyledim. Özgecan olmalı demiştim. Umut ederim bu panelde bir milat olur. Çünkü ortak akıl bunu istiyor. Bu anlamda ben önce sizler adına değerli konuklara hep birlikte yürek tasarı bir alkışla teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürümü de tüm yüreğim ne kadar araya girdiğinizde şu saate kadar burada beklediniz ya, size de biz yürek tasarı alkışlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, paneli bu şekilde kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Erol Demir'e de sözü bırakıyorum. Kan da sizlere teşekkür etti. Şimdi sizler adına biz de panelistlerimize teşekkür edeceğiz. Teşekkür belgelerini vermek istiyoruz izninizle. Profesör Doktor Saygın Eyüpgiller'e plaketini vermek üzere odamız yönetim kurulu Sayman üyesi İhsan Yalçın'ı davet ediyorum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Müdürlüğü, E-Devlet Daire Başkanı Ensar Kılıç'a plaketini vermek üzere odamız yönetim kurulu üyesi Orhan Sarıgene'yi davet ediyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Proje Mühendisi Ümit Özdemir'e plaketini vermek üzere Abdülkadir Şahin, odamız yönetim kurulu üyesi. Maliye Bakanlığı Yönetim Sicil Uygulamaları Müdürü Mustafa Erbilli'ye plaketini vermek üzere odamız Denetim Kurulu Başkanı Nadir Hikmet Güneş'i davet ediyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şirketler Dairesi Başkanı Mustafa Umut Özgül'e plaketini vermek üzere odamız Disiplin Kurulu Başkanı Ayhan Çorapçıoğlu'nu davet ediyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilişim Uzmanı Doktor Osman Karaahmetoğlu'na plaketini vermek üzere yayın kurulu üyemiz Kemal Bolgün'ü davet ediyorum. Kemal Bolgün'ü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Vergi Danışma Kurulu Başkanı Fatih Tural'a plaketini vermek için oda başkanımızdan rica ediyoruz.
Oda Başkanım ayrılmayın. Panelin moderatörlüğünü yapan Oda Başkanımıza da plaketini vermek üzere Mesleki Uygulamaları Denetleme Kurulu Başkanımız Kazım Mermer'i davet ediyorum. Tüm katılımcılara ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir panel oldu. Sizlere de bu saate kadar kaldınız, ilgiyle dinlediniz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Toplu fotoğraf alacağız.